Videoyu beğendiysen, abone olup bildirimleri açmayı unutma. Yorumlarınla beni mutlu et. Cambridge Üniversitesi liderliğindeki uluslararası bir ekip, James Webb Uzay Teleskobu sayesinde evrenin derinliklerinde çarpıcı bir keşfe imza attı. Samanyolu galaksisi ile benzer büyüklükte olan bu galaksinin, merkezindeki süper kütleli bir kara delik nedeniyle artık yeni yıldızlar oluşturamadığı tespit edildi. Bu keşif, kara deliklerin galaksiler üzerindeki etkisi hakkında çığır açıcı bilgiler sunuyor. Büyük patlamadan sadece 2 milyar yıl sonra oluşan bu galaksi, Pablo'nun galaksisi olarak adlandırıldı. Gözlemler, galaksinin merkezindeki süper kütleli kara deliğin, Güneş'in kütlesinin yaklaşık 200 milyar katına eşit olduğunu ortaya koydu. Bu devasa kara delik, adeta bir galaksi katılı gibi davranarak, galaksinin yıldız oluşumu için hayati önem taşıyan gazı hızla emip dışarı püskürtüyor. Bu durum, galaksideki yıldız oluşumunu tamamen durdurarak, galaksiyi kozmik bir mezarlığa dönüştürmüş durumda. Araştırmacılar, bu durumun evrenin erken dönemlerinde galaksilerin evrimi üzerinde önemli etkileri olabileceğini düşünüyor. Bu keşif, kara deliklerin galaksilerin kaderini nasıl şekillendirdiği sorusuna yanıt arayan bilim insanları için önemli bir adım niteliği taşıyor. Ayrıca, evrendeki galaksilerin çeşitliliğinin ve evriminin anlaşılmasına da katkı sağlayacak. James Webb Uzay Teleskobu'nun sunduğu bu yeni veriler, bilim insanlarına galaksinin derinliklerindeki gizemleri çözme konusunda eşsiz bir fırsat sunuyor. Araştırmacılar, gelecekteki gözlemlerle, bu galaksinin detaylı bir haritasını çıkararak, kara deliğin galaksi üzerindeki etkilerini daha yakından incelemeyi ve benzer diğer galaksileri keşfetmeyi hedefliyor. Bu keşif, evrenin karmaşık yapısı ve evrimi hakkında bilgilerimizi derinleştirirken, aynı zamanda kara deliklerin evrendeki rolü ve galaksilerle olan etkileşimi konusunda yeni sorular da ortaya koyuyor. Bilim insanları, bu soruların cevaplarını bulmak için çalışmalarına devam edecek ve evrenin sırlarını çözmeye bir adım daha yaklaşacaklar. Kara deliklerin galaksiler üzerindeki etkisi, James Webb Uzay Teleskobu'nun sunduğu yeni verilerle daha net bir şekilde anlaşılmaya başlandı. Bu devasa gök cisimleri, sadece galaksi merkezlerinde yer alan pasif gözlemciler değil, aynı zamanda evrim süreçlerinde aktif rol oynayan güçlü kuvvetler. Samanyolu galaksisi ile benzer büyüklükte olan ve merkezinde süper kütleli bir kara delik barındıran galaksinin incelenmesiyle, kara deliklerin galaksi içindeki madde dağılımını değiştirerek yıldız oluşumunu durdurabildiği ve hatta galaksiyi tamamen öldürebildiği ortaya çıktı. James Webb Uzay Teleskobu'nun sahip olduğu yüksek çözünürlüklü görüntüleme yeteneği sayesinde, bu uzak galaksinin merkezindeki kara delik ve çevresindeki madde daha detaylı bir şekilde incelenebildi. Teleskopun sağladığı keskin görüntüler, bilim insanlarına kara deliğin galaksi üzerindeki etkilerini daha doğru ve kapsamlı bir şekilde analiz etme imkanı verdi. Bu sayede, kara deliklerin galaksi merkezlerindeki maddeyi nasıl emdiği, çevreye nasıl enerji yaydığı ve bu enerjinin galaksinin yapısını nasıl etkilediği gibi sorulara daha net cevaplar bulunmaya başlandı. Gelecekteki araştırmalar, James Webb Uzay Teleskobu'nun sunduğu verilerin ışığında, kara deliklerin galaksiler üzerindeki etkilerini daha geniş bir perspektifte incelemeyi hedefliyor. Farklı türdeki galaksilerdeki kara deliklerin davranışları karşılaştırılacak, kara deliklerin kütleleri ve dönme hızları ile galaksilerin özellikleri arasındaki ilişki incelenecek. Ayrıca, kara deliklerin çevresindeki maddeye olan etkileri ve bu etkilerin galaksi içerisindeki madde dağılımını nasıl değiştirdiği gibi konular da detaylı bir şekilde araştırılacak. Bu çalışmalar, kara deliklerin galaksi evrimine olan genel etkisini daha iyi anlamamızı sağlayacak ve evrendeki galaksilerin çeşitliliğinin ve evriminin anlaşılmasına önemli katkılar sağlayacaktır. James Webb Uzay Teleskobu'nun bu çarpıcı keşfi, evrenin karmaşık yapısı ve evrimi hakkında bilgilerimizi derinleştirirken, aynı zamanda kara deliklerin evrendeki rolü ve galaksilerle olan etkileşimi konusunda yeni sorular da ortaya koyuyor. Bilim insanları, bu soruların cevaplarını bulmak için çalışmalarına devam edecek ve evrenin sırlarını çözmeye bir adım daha yaklaşacaklar. Bu keşif, aynı zamanda yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve daha güçlü teleskopların inşa edilmesi için de önemli bir motivasyon kaynağı olacaktır. Böylece, gelecekte evrenin daha uzak ve daha derin köşelerini keşfetmek ve evrenin oluşumu ve evrimi hakkında daha fazla bilgi edinmek mümkün hale gelecektir.